Tabii ilk görüşmemiz değildi bu ama 2 ayı geçti başkanımız, 2 ay geçik süredir üniversitemizde tedavi ediyoruz. Hep konuşuyoruz zaten, ilk geldiği gün bir hayli kötüydü. Bizim için o anlamda zor bir hastaydı, komplike bir hastaydı çünkü. Ve bütün Türkiye'nin de gözü tabii merakla başkanın tedavi sürecini takip ediyordu. Bu anlamda bizim için tabii biraz daha zordu. Her hastayı olduğu gibi bu hastada da ciddi emeklerimiz var, hocalarımın. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ciddi bir emek verildi. Bu 2 ay zarfında da peyderpey yavaş yavaş toparladık. Kendiniz de videoyu gördünüz zaten. Ciddi emek verildi bu zamanı gerilmesi için. Ama tabii Allah'ın da takdiri, onun da bir mucizesi bence. Çünkü hakikaten sıkıntılıydı bize ilk geldiği zaman. Şu an için gayet iyi. Siz kendiniz de gördünüz zaten fotoğraftan, videolardan. Sesi iyi. Enerjisi çok iyi zaten. Kendini iyi, güvende hissetti. Yani bizim için hiçbir sıkıntısı yok. En yakın zamanda taburcu olacak ama tabii aileyle doktorlar aynı anda karar vereceğiz bunu, ama çok uzun bir zaman değil. Kendini çok güvende hissetmek istiyor Muhittin Başkan da. O anlamda çok kısa bir süre için taburcu etmeyi planlıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an için, taburcu etme anlamında da yok aslında, ama kendini sanıyorum daha güvende hissediyor. Şu 1-2 gün içinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor. Fizik tedavisi devam ediyor sabah akşam. Uzun şeylerle, seanslarıyla, ama gayet iyi. Muhtemelen eve geçer, bir müddet evde dinlenir diye düşünüyorum, ama elini ayağını oynatıyor zaten, herhangi bir sıkıntısı yok. Artık bundan sonrası tabii ona kalmış. Çok bir rehabilitasyon dışında fazla bir desteğe ihtiyacın olacağını düşünmüyorum. Aksi halde zaten taburcu edemezdik biz. Oksijenizasyonunda, yemek yemesinde herhangi bir sıkıntı yok hareketlerinde. Hareketlerin daha da iyi kılmak anlamında, daha güçlü olması anlamında rehabilitasyon devam edecektir. Bu da nerede olduğunu çok da bir önemi yok aslına bakarsanız. Kronik hastalıklarından dolayı zaten muhtemelen çok ağır geçirdi. Başkanımız çok da genç değil elbette. Yakından takip ediyorsunuz. Daha gençlerde bu kadar ciddi tablo olarak çok karşımıza gelmiyor. Çok nadir de olsa belki gelebilmekle beraber. Bu kronik hastalıkları elbette süreci biraz daha komplike hale getirdi. Ama şu anda tedavisi tam olarak yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dediğim gibi yemeğini yiyebiliyor, kendisini ifade ediyor gayet iyi bir şekilde. Öz bakımını yapıyor, hareketlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte çok da sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Hayatını idame ettirmek anlamında. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Yapalım mı? Adi durumlar dışında iki tarafın oluruyla çıkıyor. Yani hani bir iki günden sonra muhtemelen o da tabii olmayı isteyecektir zaten. Onun gücüne bağlı. Çünkü yaptığı iş hani şeyle yapmadığı için, hani bir fiziksel bir çok güç gerekmediği için, hani 1-2 gün veya tam o süreyi tam söylemek tabii çok doğru olmayabilir ama evet, bir de şey oldu, taburcu oldu diye Hasan Subay. Gelmeyen haberleri itibar etmiyor. Ben de onun için aramıştım sizi aslında, taburcu oldu. Ya çünkü hani ben niye size herhangi bir şekilde yanlış bir bilgi vereyim ki? Evet. Yani sonuçta bizim işimiz sadece hasta tedavi etmek, o kadar. Evet. Olacaksa olabilir, niye olmasın? Tabii onların da bunu istemesi gerekiyor, hatta hasta hakları var çünkü. Evet. Sağlık çalışan. Dua edenlere, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ve herkes, bütün yardımcı arkadaşlar dahil, hemşiremiz, doktorlarımız gece bir izlemeden şu bilgilerinde yani dualarım size, teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Biz tabii her hastamıza yakından ilgilenmeye çalışıyoruz ama siz tabii Antalya için önemli bir isimsiniz. Çok mutluyuz sizi böyle görebilmek. İnşallah görevinizin başında en kısa zamanda sizi görmüşsünüz. Bakışlarınız enerji dolu zaten. Sağ olasınız. İnşallah çok iyi şeyler yapacaksınız Antalya için de. Çok teşekkür ederim her şey için. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin.